Çok iyi Kanal Usta. Abone olsana. Selamlar dostlar. Toplum Bilimleri Fakültesi'nin YouTube ayağına hoş geldiniz. Ben Canlı Yoks. Gününüz nasıl gidiyor gibi klasik sorular sormanın bir anlamı olmadığı için bugün sağ ve sol kavgalarının yaşandığı 70 ve 80'lerden arta kalan boktan günleri yaşadığımız şu dönemde solcu ve sağcı iki tane güzel kardeşimizin açmış olduğu gazete sayfalarına kısaca bir göz attım ve kalp ritmim yemin ediyorum ki bozuldu. Öncelikle sol ve sağ kavramlarını bilmeyen arkadaşlar için hemen açıklamama izin verin. Sol kavramı sosyalist yani biraz daha insan hakları, seküler yani insanların dinine karışılmaması gerektiğini savunan, bizim geçmiş videolarda da bahsettiğimiz SJW kavramının can ve kan bulmuş yansımalarının genel olarak toplandığı taraf diyebiliriz. Tabi burada SJW deyince her zaman aklınıza kötü bir şey gelmesini istemiyorum. SJW kavramı genel olarak iyi bir kavramdır çünkü insanların haklarını, hayvanların haklarını, doğanın haklarını savunmak için ortaya atılmış bir düşüncedir ve bir gruptur. Ama bugün günümüz SJW'larının geçtiği taraf diyorum çünkü bugün günümüz SJW'ları bunların arkasına saklanarak insanların görüşlerini kullanıp kendi görüşlerini dikte etmeye yer arıyorlar. Fikir, vicdan ve daha birçok hürriyet ve haktan bahseden bu güruh işlerine gelmediği zaman sizi dahi susturmayı iyi bilmektedirler. Sol gerici kafa yapısı kadın hakkı der, kadına tecavüz eder, susar. İnsan hakkı der, özgür medya der, yalan haber yapar. Sırf sol kafa diye terör savunuculuğunu dahi savunur ama susar. Mesela siz takip edersiniz, seversiniz, savunursunuz. Ulan bu adamlar ne kadar güzel özgürlükçülük savunuyor ya, ne kadar insan haklarını savunuyorlar, ne kadar güzeller falan dersiniz. Her gün kadın cinayetleriyle alakalı gönderi paylaşır. Korkmala biziz halk gibi şeyler paylaşır ve sizi kendisine çeker. Ama siz bunları desteklerken bam! Bir anda terörist savunuculuğuna başlar. Neden mi? Çünkü terörist savunuculuğu her şeyden önce terörist olmaları sebebiyle değil, solcu olmaları sebebiyle ön planda olmalarına sebebiyet veriyor. Ve bu tür gazete sayfaları da bu yüzden ya onlar solcudur, bizim kafadandır diyerek onları paylaşıyor. Hatta haklarını bile savunmaya çalışıyor. Sevgili gazete sayfaları, hangi taraftan olursanız olun, lütfen tarafsız olmaya özen gösterin çünkü insanlar sizi takip ediyor. 500 bin kişinin takip ettiği bu sayfa bu tür gönderiler paylaşabiliyor ve altında da işte Öcalan teröristtir, PKK terör örgütüdür gibi şeyler yazarak insanları yine manipüle etmeye çalışıyor. Üzgünüz ama siz bunları paylaştıktan sonra biz sizin kim olduğunuzu çok net bir şekilde anlıyoruz. Siz bu halkı belki aptal zannedebilirsiniz ama biz aptal değiliz. İşte size geçmiş SJW videosunda da söylediğim gibi bu tür gruplar sizin doğrularınızın arkasına saklanıp size tasma takmaya çalışırlar. Size tasmayı taktıktan sonra da fikirlerinizle dans etmeye başlarlar. İstedikleri kişiye saldırtır, istedikleri şeyleri size söyletir, istedikleri gibi konuşturmaya çalışırlar. Ve eğer siz konuşmazsanız ya sizi engellerler ya da doğrudan kare bile alınmayacak kadar aptal bir insansın sen ya falan gibi söylemlerde bulunurlar ve sizi itibarsızlaştırmaya, fikirlerinizi aşağılamaya, doğrudan doğruya sizi hedef alan söylemlerde bulunmaya ve sizin düşüncelerinizin yanlış olduğunu bütün topluluğa göstermeye çalışırlar. İşte solcu gazeteden nadide parçalar. Gördüğünüz gibi. Ben de geçmişte Solcu Gazete'nin yapmış olduğu bir haberin yalan olduğunu yine sol görüşlü bir haber sitesi olan Sözcü'den teyit etmiş ve yorum olarak atmıştım. Görmemiş olacak ki yorumumu fark bile etmediler. Ama o haberin yalan olması benim için yetti açıkçası. Sosyal medyadaki yayın organlarının büyük bir çoğunluğunun birilerinin tek elinde olduğunu biliyordum. Ama Solcu Gazete gibi bir yapılanmanın bu halde olduğunu görmek beni gerçekten çok üzdü. Erlik diye bir YouTube kanalı var biliyor musunuz bilmiyorum. Kendisi harika bir insandır. Uzunca bir süredir de takip eder, desteğimi de verir, esirgemem. Kendisi teyit orgununda kim olduğunu bana göstermiş birisidir. Ana akım medyanın yalanları, sosyal medyanın da yavaş yavaş ele geçirilmesi bize bugün bunları katıyor ve Erlik bunu çok güzel bir şekilde o videosunda da özetliyordu. Erlik'in kanalının linkini de aşağıda bulabilirsiniz. Gidin, beğenirseniz abone de olursunuz belki. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim solun tam tersi olan sağcı gazeteye. O zaman müzik gelsin ve harika haberler teker teker gelsin. Tabii bunlara haber denirse çünkü tamamen taraflı bunlar. Evet,
Bu tür yapılanmaların ana akım tarafı kim olduklarını çok güzel bir şekilde gösteriyorlardı ki sağcı gazetede solcu gazeteden daha garip bir şekilde patlak verdi. Taraflı yayın yapan kimseye güvenilmemesi gerektiğini bilmeyen bir güruh bu iki sözlü haber kaynağına da güvenirken biz bunların televizyon yansımalarını eleştirmekten yorulmuş olacağız ki bir kişi de çıkıp bu kişiler hakkında video yapmamış ama durur mu Canlı Yoks? Yapıştırmış cevabı. Sağ ne demek bilmeyen arkadaşlar için onu da açıklamam gerekiyor. Sağ görüş yani muhafazakar, onu da açıklayayım. Yani manevi milli değerlerimiz muhafaza edilmesini, bozulmamasını ve günümüze adapte edilmesini söyleyen dinci, gerektiğinde ise aşırı milliyetçi bir görüştür ve bu sözde gazetede bunu tam olarak yerine getiriyor. Neyse, daha fazla söyleyecek bir şey kalmadı. Ben de yoruldum zaten. Bu iki gazeteyi de ve takipçilerine de hayatta başarılar diliyorum. Bunlara inanan insanları da anlamıyorum. Mesela bir adam, ya ben haberciyim, gazeteciyim ama şu siyasetçi harika, müthiş işler yapıyor, çok güzel, diğerleri öf kaka bok dese. Siz ona ne dersiniz? Yahu sen ne biçim gazetecisin demez misiniz? Çünkü sonuç olarak bir kişinin savunuculuğunu yapıyor, bir kişiyi ise yermek için elinden gelen her şeyi yapıyor çünkü o kişi desteklemiyor. Ama insan ideoloji batağına düşünce sağ sol fark etmez. Her türlü gol yemeye açık bir şekilde duruyor. O yüzden bu iki gazetenin de takipçilerine hayatta başarılar diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere dostlar. Ben kaçıyorum çünkü gözlerimi yıkamam gerekiyor.